Gel. Abla eğer müsaitsen, Hazreti Asin de buradayken ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii Ali'ciğim, konuşalım. Abla biliyorsun ki daha önce de konuşmuştuk. Ben düşündüm, taşındım. Ben Kovik yolun bakıma gitmeye karar verdim. Duydum ki Tahsin gidecekmiş. Tahsin'in yaşlı anne ve babası var. Eğer müsaaden olursa onun yerine ben gitmek istiyorum. Ama Ali'ciğim, senin gitmen uygun olur mu ki? Abla hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Bazılarımızın fedakarlık yapması lazım. O fedakarlığı yapan kişi de ben olmak istiyorum. Tamam Ali, her ne olursa olsun benimle irtibatta olacağına söz ver, olur mu? Tamam ablacığım, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Teşekkürler kardeşim, hakkında söyleyeceğimi bilmiyorum. Asli, benim yerimde kim olsa aynısını yapar. Teşekkür etmene gerek yok. Melek, Melek, iyi misin? İyiyim. Ben hemşiren Ali, kendini çok fazla yorma. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Kendini çok fazla yormadan bana cevap ver, olur mu? Olur. Kaç yaşındasın Melek? 25 yaşındayım. Peki daha önce ailende kanser öyküsü var mı? Akciğer kanseri, böbrek kanseri? Teyzem kanserden vefat etti, akciğer. Yani, tamam, tamam. Peki, şu an kendini nasıl hissediyorsun? Rahat nefes alabiliyor musun? Birazcık zor nefes alabiliyorum. Öksürüğüm var, evet. Tamam. Tedaviler de bitti. Biraz olsun rahatladık. Çok şükür. Böyle. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. 5 numaradaki Melek. Gencecik kız. Durumu pek iyi değil. Ailesiyle görüşmek istiyorum. Onu ailesiyle görüştürebilir miyiz Sevda? Bence tedavilerimizi bitirdikten sonra görüştürebiliriz. Akşam tedavilerinden sonra görüştürelim o zaman, olur mu? Bence de, böyle yapalım. Günaydın Ayşe Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Katımızda N95 maske ve tulum kalmadı. Teminini sağlayabiliriz acaba? Anladım, tamam. Çok sağ olun, kolay gelsin. Melek, tedavini hazırladım. 15-20 dakika sonra geleceğim. Bunları da sana takacağım, haberin olsun. Benden bir isteğim var, bir şey istiyor musun? İyi olacağım, değil mi? Melek, asla kendini bırakma. Sen güçlü ol. Ben ve bütün mesai arkadaşlarım her zaman senin yanında. Tamam mı? Kendini asla bırakma. Olamıyorum, çok korkuyorum. Hayır, korkma. Ben hep buradayım, senin yanındayım. Tamam mı? Sizler bizim meleğimizsiniz. Olur mu öyle şey Melek? Sen bizim meleğimizsin. Ali, saat geç oldu bu arada. Sen yemek yiyebildin mi? Sevda canım hiçbir şey istemiyor. Ben yemek yemeyeceğim. Sen bilirsin ama iyi görünmüyorsun. İçeri geç, dinlen. Kalan hastalarla ben ilgilenebilirim.
Tamam, o zaman ben bir gideyim, sonra sen çıkarsın, olur mu? Olur olur. Teslim edeceğim bir şey var mı? Yok yok, her şey stabil, sıkıntı yok. Tamam. Melek! 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 Doktor be! Doktor be! Doktor lan! Ne oldu? Hastayı kaybediyor, kalese girdi. Tamam. Kalk tamam, masajına başlıyorum. Tamam. Başla kalk masajına. Enjektör. Ali, yorulduk ama Melek'i kurtardık. Şimdi. Evet, doktor. Evet. Alo, Ali günaydın. Nasılsın? İyi değilim, iyi olsun abla. Sen nasılsın? Sesin hiç iyi gelmiyor. Evet, biraz hasta gibiyim. Boğazım acıyor. Bir test abi verip beni de haberdar eder misin sonuçta? Aha, olur abla, tamam. Mutlaka. Sana haber edelim. Tamam, tamam. Görüşürüz abla. Zor zamanlar bizi bekliyor Ali, bunu hepimiz görebiliyoruz. Seninle bu yüzden ayrı konuşmak istedim. Ben senin burada sadece sorumlu hemşen değil, aynı zamanda bir ablanım. Diğerlerinin olduğu gibi senin de iyiliğini düşünüyorum. Küçükken geçirmiş olduğun astım tedavisi şu an senin için zorluk çıkarmasa bile ileride sana problem olacağından önlem amaçlı senin COVID servisinde çalışmanı uygun bulmuyorum. Ablacığım, benim düşündüğün için çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ama benim hastalığım çok küçükkendi ve bu zamana kadar hiçbir belirti göstermedi. Eğer COVID yoğun bakıma birileri gidecekse o giden kişi ben olmak istiyorum. Öncelik bana verirsen sevinirim.